Evet, az önce 3. dersimden çıktım. Şimdi birazdan böyle bir muhtemelen 6 dakika sonra falan tekrar başlayacak. Bu 4'e kadar fazla bir şey çekemeyeceğim. Bir öğlen arasını çekerim. Çünkü zaten dersten çıkıyorum. 10 dakika teneffüs, o yüzden hani hep kamerayı açıp şimdi dersim bitti teneffüse gidiyorum demek istemiyorum. Ben sizi öğlen arasında güncelleyeceğim. Herkese tekrardan merhaba. En son okuldayken görüştük. Siz belki ne olduğunu anlamamış olabilirsiniz ama dolabımı toplamaya gitmiştim. Okuldayken tabii konuşamadım biraz utandığım için. Ama okuldaki, yani daha doğrusu dolabımdaki tüm kitaplarımı topladım, eve getirdim. Öyle size de çekeyim dedim, hem de hatıra kalır. Çünkü büyük ihtimalle bir daha okula pek gideceğiz gibi görünmüyor. Şimdi ben sabahtan ne yaptım? 7.30'da kalktım. 8'de masaya oturdum. 40-50 soru civarı, evet 50 soru Türkçe çözdüm. Dil bilgisi, sözcükte anlam çözdüm daha çok. Ondan sonra ders başladı. İşte derslerime girdim çıktım, girdim çıktım. Sonra öğle arası oldu. Öğle arasında pek bir şey yapamadım. İlk olarak fenden başlamayı düşünüyorum. Çünkü cumartesi günkü denemede fenden basınç ağırlıklı çıkacakmış. Bu yüzden de basınç ağırlık vermem gerekiyor. Çünkü basınçla aram pek iyi değil. O yüzden şimdi basınçtan başlıyorum. Ben çalışmaya başlayalı yaklaşık 40 dakika oldu, hatta geçti. 0'dan 8'e ile bir neden ona tekrar yaptım, pekiştirdim. Sonra da normal yeni nesil sorulara geçeceğim. Bu şekilde şimdi ben 10 dakikalık bir araya gidiyorum. Ondan sonra görüşürüz. Geri geldim. Şimdi hemen buradan da kaç soru çözeceğimi söyleyeyim. Sadece gaz basıncından ünitenin sonuna kadar çözeceğim. Zaten o kadar kaldı. O da 24 soru ediyor. Toplamda bunu da bitirince 44 soru fen çözmüş olacağım. Şimdi fenim bitti. Çok mutluyum. İlk defa bir basınç testinden full yaptım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Hemen bir bakayım. Belki bir matematiğe başlayabilirim. Çünkü şu an hiç paragraf çözmek içimden gelmiyor. Her gün olduğu gibi. O yüzden bir matematik çözeyim ben. Matematikten buradan 50 soru çözeceğim. Her test 7 soru. 7 test. 49 soru. Bakalım, bu kitabı da ilk defa kullanacağım. Zor görünüyor. Bakalım. Şimdi ben yeni nesil matematikten devam ediyorum.
Merhabalar. Evet, şimdi ben bu zor ve ötesinden 50 soru matematik çözdüm ama yani kitap isminin hakkını veriyor. Evet, yani zorun da ötesi. Ya en azından benim için öyle. Belki sizin için değişebilir. Ama ben zor ve ötesi buldum. Saçım başım zaten dağılmış artık, ne yapalım. Kara köke kadar bitti 50 soru. Şimdi matematiği de bitirmenin vermiş olduğu rahatlıkla hemen matematiğe de bir adet tikimizi atacağız. Şöyle atalım, hep birlikte attık. Şimdi geriye, geriye 50 soru paragraf kalmış. Güzel. 24 soru taktikli feni tiklemeyi unutmuşum. Onu da tikleyeyim. 50 soru paragraf kalmış. Onu da çözdükten sonra toplam 200 soru oluyor ama 200 soru çözmek istemiyorum. Büyük ihtimalle inkılap çözerim. Çünkü bugün zaten ortalama bir 100 soru sayısaldan çözdüm. Bir 100 soru da sözelden çözsem, kalan 50 de paragraf olsa 250 soruyla çok güzel günü kapatabiliriz. Evet. O zaman ben şimdi paragraftan devam ediyorum. Sizin de az önce izlediğiniz gibi paragrafımı da bitirdim 50 soru. Saat daha geç olmadı o kadar. Bu yüzden internetten biraz test çözmek istiyorum. İnkılap seçelim. Sonra bir kahraman doğuyorsa çözelim. Sonra da konusunu değerlendirme testi çözelim. Güzel plan. Kaç soru ki bu? Bir saniye, şimdi bunlar süreli olduğu için. Hemen sizi bilgisayarıma çeviriyorum. Benim bugünkü çalışmam bu kadardı. En son birlikte yaklaşık 20 soruda inkılap çözdük. Ve toplamda 220 soru civarı bir şey çözmüş oldum bugün de. Şimdi videoyu kapatmadan önce birkaç tane sorunuzu cevaplayacağım. İlk olarak özel okula gidip gitmediğim hakkında sorular çok geliyor. Özel okula gidiyorum ve girdiğim denemelerin yayın evleri hakkında sorular gördüm. Onları da şöyle ki, bizim okulumuz genel tüm şubelerinin genel bir denemesi halinde yapıyor bize. Konuşamadım. O da şöyle ki, denemenin aslında hani bir belirli bir yayını yok. Sadece okulumuz hazırlıyor denemeleri ve tüm kampüslerine geçerli olan bir sınav. Ortalama 8. sınıf için 500 civarı öğrenci katılıyor diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Tam emin değilim. Ama mesela benim burada size söylediğim sonuçlar kesin sonuçlarım olmayabiliyor bazen. Çünkü sadece işte atıyorum bir dersi kontrol ediyor oluyoruz. Ya da optikte tam olarak kesin olmuyor. 4 soru yetişmiyor derste mesela. Belki onların içinden bir yanlışım çıkacak, bir boşum çıkacak, bilmiyorum. Başka da bir soru fazla göremedim. Yani bir dershane özel ders soruları var. Özel okul, bir de deneme sınavlarının hangi yayın olduğu. Bunlar en çok sorulan sorular. Dershane ve özel dersi de zaten bir önceki videoda cevaplamış olmam lazım. İstiyorsanız onu da gidip izleyebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.